Herkese merhabalar. Öğrencilerimizden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli. Sizlerin attığı yorumlara baktığımızda hocam derslere güzel güzel çalışıyoruz ama bazen öğrendiklerimiz hafızamızdan uçup gidiyor öğrendiklerimizi unutmak istemiyoruz dediklerini duydum. Çalışıyorum ama unutuyorum hocam. Bak sen de aynı şeyi söylüyorsun. Çalışıyorum ama unutuyorum diyorsun. İşte bu birçok öğrencinin sorunu. Bunun çözümünü de bilim insanları araştırmışlar ve bizler de sizler için bugün çok güzel bir video hazırladık. Hemen gel videomuza başlayalım. Birincisi Tonguç'cum her insan zekidir. Einstein nasıl zekiyse, Mustafa Kemal Atatürk nasıl zekiyse bizler de zekiyiz. Bizler de esasında farklı farklı zekalara sahibiz. Kimimizde matematik zekası var, kimimizde fen zekası, kimimizde Türkçe, kimimizde sosyal, kimimizde futbol zekası. Ben de Fortnite zekası var hocam. Ya sen de Fortnite zekası olabilir ya da oyun zekası olabilir ama o da bir zeka türü. Bunları geliştirmemiz lazım ve dolayısıyla ben öğrenemiyorum, ben unutuyorum, ben çalışsam da yapamıyorum. Bu doğru değil. Hepimiz bir kere zeki olduğumuzu bileceğiz ve bu yüzden de bir şekilde doğru yöntemi kullanırsak unutmayacağımızı, konuları anlayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi hafızamız üç kısma ayrılıyor Tonguç'um. Bir kısa süreli hafıza var, bir uzun süreli hafıza var, bir de duyumsal hafıza var. Duyumsal hafıza doğada gördüğümüz şeyler, etrafımızda gördüğümüz şeylerin hepsi aklımıza fazla kalmıyor. Mesela sen şu anda stüdyoda neler, gör, neler görüyorsun etrafında? Kitaplar, sayfalar, kalemler görüyorum. Bak bütün bunları görüyorsun ama bunların hepsini aklında, hafızanda tutmana gerek yok. Buradan çıktıktan sonra bunları unutuyorsun. Aa şunlar vardı, bunlar var demiyorsun. Bu duyumsal hafıza. Bu, bu şekilde yaratılmış. Yani kafanda kalmasına gerek yok. Bir de uzun süreli hafıza var. Bunlar zihnimizden hiç çıkmayan şeyler. Bu nedir? Uzun süreli hafıza ise bizim annemizin ismi, babamızın ismi... telefon numaramız, doğduğumuz yer, işte bayrağımızın rengi. Bunları hiçbir zaman unutmuyoruz. Yani aradan 50 yıl geçse, mesela sen buradan gitsen başka bir ülkeye gitsen, 50 yıl sonra bile annenin ismini unutmuyorsun. Niye? Çünkü bunlar senin uzun süreli hafızan. Bir de kısa süreli hafıza var. Bu da hani mesela telefonunuza bir kod geliyor. 97 18. 97 18 diyorsun. Bu kodu girersin. Sonra o kod aklına kalır. 97 18. Mı? Ya şimdi tabii ki 97 18'i bir daha tekrar ediyorsun. Aklında kaldı ama Hani zaman geçtikten sonra onu unutur gidersin. Niye? Çünkü önemsiz. Beyin diyor ki bu önemsiz. Bunu aklına tutmana gerek yok diyor. Beyin diyor ki bu çok önemli. Bunu defalarca tekrar ettim. Bunu aklına tutuyor. Yine aynı beyin Bununla alakalı konu bile açmıyor. Bunları zaten görüp geçiyorsun diyor. İşte biz hafızamızda bazı şeylere kısa süreli, bazı şeylere de uzun süreli yer veriyoruz. Bunları nasıl kontrol edeceğiz? Bunu öğreneceğiz bugün Tonguç'um. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım ki öğrendiklerimizi aklımızda tutabilir miyiz? Evet hocam. Harikasın. O zaman gel başlayalım. Birincisi öğrendiklerine görsellik katarak haritalar oluşturarak çok ciddi bir şekilde başarıdan başarıya koşabilirsin. Hani bizim akıl haritalarımız var. ...işte taktikli soru bankalarımızda posterler var, sticker'lar var, akıl notları var ya. Bunlar esasında bu yöntem için yapılmış kitaplar. Sen de ister o kitapları alabilirsin. istersen kendin haritalar oluşturabilirsin. Hani bu dedektif filmlerine vardır ya. Suçlu yaklaşacak galiba. Bu onu tanıyor, o onu tanıyor falan diye böyle suçlu yakalamaya çalışırlar. Arka sokaklarda da var hocam. Evet, arka sokaklarda da var. Doğru söylüyorsun. İşte buna benzer şekilde sen böyle resimler asmış dedektifler gibi demelisin ki matematikte şunu bilmem lazım. Fende şu. Hani böyle stickerlar, postitler yapabilirsin. Böyle postitler yapıştırabilirsin. Burada buna dikkat etmem lazım. Sosyal bilgilerde bu konuyu öğrendik. İşte Filhu, Frigler, Lidyalılar, İonlar, Hititler, Urartular. Böyle bunları tek tek kodlamak için bunları duvarlarına asmak, bunlarla alakalı küçük etiketler yapmak, bu şekilde görsellik katmak, haritalar oluşturmak bilgilerin hafızanda çok güzel kalmasını sağlıyor. Bu bir. İkincisi upuzun değil aralıklı çalışman gerekiyor. Bazen öğrenciler aman çalışayım da bitsin diye upuzun çalışıyor ve sonra ne oluyor? Uyuyakalıyorlar hocam. Uyuyakalıyorlar ya da öğrendikleri boşa gidiyor. Dolayısıyla upuzun değil aralıklı çalışmamız lazım. 30 dakika ders, 10 dakika teneffüs. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs. Bir saat ders, işte e, yarım saat teneffüs şeklinde mutlaka aralıklarla çalışmamız gerekiyor. Çünkü insan beyni bir şeyi başında ve sonunda öğrendiklerini asla unutmuyor. Kolay kolay aklından çıkmıyor. Ama ortasındakiler bazen böyle buharlaşıp gidiyor. O yüzden o baş ve sonu yakın tutmamız lazım birbirine ve aralıklı çalışmamız gerekiyor Tonguç'um. Bir de şunu unutma. Sınavda sana tabii ki okul yazılarında yazılı soru soruyorlar. O yüzden özetler çıkarıyorsun ama sen Bilgileri hatırlamak istiyorsan bol bol ne yapman lazım? Test çözmen lazım. Harikasın test çözmen lazım. Mesela bizim altın sınıfta şampiyon paketimizde bir sürü kitap var. Buradaki testleri çözebilirsin. Bu testler senin bilgileri daha iyi hatırlamanı sağlıyor. Yani özeti fazla uzatmadan bol bol test çözmen gerekiyor. Mesela 2 artı 2'nin cevabı 4. Bunu biliyorsun. Bak testlerde cevaplar yazıyor esasında. Yani bir böyle sorular var yazılı soruları bir de test soruları var. Testlerden bu buydu bu buydu diye hatırlayarak çözmek sana çok ciddi fayda sağlıyor. Dolayısıyla da test çözdükçe de hafızamız güçleniyor. Kitap okuyor musun Tonguç'um? Evet hocam okuyorum. Çok güzel. Kitap okumak çok faydalı. Ekranları baştaki arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Ne kadar çok kitap okursak hafızamız, dikkat yeteneğimiz, motivasyon yeteneğimiz, hayal gücümüz o kadar gelişiyor. Dolayısıyla mutlaka bol bol kitap okumamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Arabayı benzin, beyni ise besin çalıştırıyor. Yani biz eğer yemek yemezsek beynimiz çalışmıyor. Eğer arabaya benzin koymazsak araba gidebilir mi Tonguç'um? Gidemez hocam. Gidemez. Beynine de besin koymazsan yani yemek yemezsen ...beyin çalışmıyor. Dolayısıyla mutlaka sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Omega 3 içeren besinler... ...böyle balık gibi, ceviz gibi bu tarz besinler... ...gerçekten beyni çok hızlı çalıştırıyor. Ya da kahve içmek... ...tabii sen şu anda yaşın küçük olduğu için kahve içme... ...ama onun yerine ceviz yiyebilirsin. Bu tarz şeyler beyni çok ciddi bir şekilde canlandırıyor. Bazen çikolata yemek beynin çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka mutlaka yediklerine dikkat etmelisin. Derslerden önce ağır yemekler yiyip uykuya dalmayacağın gibi... Derslerden önce derse aç oturmamalısın. Eğer aç oturursan ne olursun? Açlıktan bayılırım hocam. Aynen dediğim gibi açlıktan bayılırsın yani çok güzel söyledin. Bir de ortamını gereksiz şeylerden, stresten arındırman gerekiyor. Yani böyle Whatsapp'ta, dizilerde, sınıftaki gıcık kişiler, bilmem bir şarkısı, Fortnite, Mortal bir sürü şey var beyninde. Bunların bazen yavaş yavaş çıkarman gerekiyor beyninden. Bütün bunlar beyninde durduğu zaman ne olur? Sıkıntı yaşarsın, öğrenemezsin, zorlanırsın. Diyeceksin ki ben şimdi derse oturuyorum, Oh, etrafımı rahatlatıp güzelce derse oturmalıyım demelisin. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum. Çalışırken uyumayıp uyurken çalışman gerekiyor. Günde kaç saat uyuyorsun tokuç? 8-9 saat uyuyorum hocam. Çok güzel. 8-9 saat uyuyorsan bu çok faydalı. Şu anda zaten büyüme çağındasın. Uyku senin için çok değerli. Ama eğer eksik bir şekilde uyuduysan ve okuldan eve geldiğinde yorgunsan, ders oturduğun zaman bu sefer çalışırken uyuya kalırsın. Ama senin çalışırken uyuman doğru değil. O yüzden mutlaka uykunu alman gerekiyor. Ve uyumadan önce de eğer bazı şeyleri tekrar dersen o zaman uyusan bile ders çalışmaya devam ediyor beynin. Yani o uykuda beynindekiler hafızana yerleşiyor ve unutmuyorsun. Yani uyumadan önce tekrar ettiğin her şey beyninde kalıyor. O yüzden ben sana uyumadan önce mutlaka ders tekrar yapmanı tavsiye ediyorum Tonguç'um. Son kez birkaç bonus öneri de sunacağım sana. Günlük tutmak yine insan beynini çok geliştiren bir şey. Çünkü o gün içerisinde ne yaptıklarını hatırlamaya çalışıyorsun. ...aplikasyonlara girip... ...işte e, ya da Android'ten... ...Mind ya da Brain yazıp... Akıl ve beyin demek hocam. Harikasın, akıl ve beyin demek. Tebrik ediyorum seni. Bu kelimeleri yazaraktan çok güzel oyunlar indirebilirsin. Öğrendiklerini başkasına anlatmak da... ...senin yine aynı şekilde hafızanı güçlendiriyor. Ve spor yapmak, yürüyüş yapmak... ...beyni çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Futbol oynamak da olur mu hocam? Futbol oynamak da tabii ki açık havada top oynamak da beyni çalışır ama... ...topa kafanla sürekli vurursan... ...o kafanı zedeleyebilir. Ona dikkat etmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Dediğim gibi mutlaka güzel bir şekilde derslerimizde çalışacağız... ...ve başarıdan başarıya koyacağız. Altın sınıf şampiyon paketimizdeki soruları da çözmeyi unutma. Birçok arkadaşımız bu kitabı aldılar, bu kitapları aldılar ve çok güzel başarıya ulaşıyorlar. Bunu açıklamadaki Tonguç mağazada ya da sana yakın Tonguç Tarpçılarına alabilirsin. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'um. Görüşürüz hocam. <laughs>